Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli izleyiciler. Kitabımızın Adım Adım Kur'an Dili adlı kitabımızın 353. sayfasında enne ile isim cümlesinden yapılan müevvel mastar konusunda kalmıştık. Daha önce en ile muzari fiil yan yana gelmesiyle işte üridü en eşrabe şaye demiştik hatta değil mi? Çay içmek istiyorum. Mak takısını veriyordu. En yenzura mesela bakması, en yektübe yazması. Yani bunlar cümlenin içerisinde fail, mef'ul yani o mastar olarak fail olabiliyor, mef'ul olabiliyor, naibi fail olabiliyor değil mi? Aynı şey enne ile isim cümlesinden yani en muzari fiilin başına geliyor. Enne mübteda ve haberin yani isim cümlesinin başına geliyor. Yani o zaman da ne olacak? Ennenin ismi, ennenin haberi yan cümlecik olarak temel cümleye bağlanacak. Şimdi yan cümle derken bu yan cümle fail olabilir, meful olabilir, naibi fail olabilir. Dolayısıyla inne ve kardeşlerinden hatırlıyoruz bu enneyi. O zaman da şöyle bir sözünü etmiştik. Şimdi konumuz mastar olduğu için burada daha yani mastar konusuna girmesi sebebiyle tekrar ama bu sefer fail konumunda, mef'ulün bih konumunda olarak göreceğiz. Bakalım yesurruni, serra yesurru Sevindim. sevindirdi manasına değil mi? Yesurruni beni sevindirir. Ne sevindirir? Şimdi beni derken buradaki fiil, buradaki nun-u vikaye, şu mütekellim yası mef'ul olmuş oluyor. Peki burası ne olur? Enneke neşitun. İsim Yani bakın bu başlı başına bir cümledir. Sen, gerçekten sen neşitün çalışkansın ama ortada gelmiş, ortada gelen enneyi dığı yapıp bu tarafa bağlıyorduk. Mastar yapıp veya bu tarafa bağlıyorduk. Senin çalışkan olman beni sevindirir. Bu aynı zamanda ne demektir? Yesurruni neşatuke. Yani mastar olunca tabii tek kelime, tek bir isim. Rahatlıkla ötürü harekesinin fail olduğu için koyabiliyoruz. Evet. Buraya bakalım. Alimtu enne tilmize nacihun. Alimtu bildim. Neyi bildim? Bakın enne ile isim ve haberinden oluşan cümle bakın alimtünün mef'ulü oluyor. Ve tabii ki ne mahallinde olur mef'ulü olunca? Nasıl mahalle? Nas mahallinde olur. Öğrencinin başarılı olduğunu Bildim. bildim demiş oluyoruz. Şöyle de diyebiliriz aynı cümleyi. Onun için eşittir yazıyor burada. Alimtü necahat tilmizi öğrencinin başarılı olduğunu gene aynı manada öğrencinin başarma durumunu bildim. Evet. Dolayısıyla üçüncü cümlemiz Urife. Arafe bildi, tanıdı, öğrendi. Urife Öğrenildi. öğrenildi, bilindi. Urife enne secine beriun. Secin mahpus. Mahpusun suçsuz yani suçtan beri olduğu öğrenildi, bilindi. Evet. Beriun. Uzak. Evet. Evet burada kendisine ennenin ismi Es-Secine. Ennenin haberi Beriun. Beriun. Tabii bu kendi kapsamında altı çizili olan bu yer bir isim. Ennenin ismi ve ennenin haberi. Böylece Urife meçhul fiilinin Naibu naibi faili ve ne mahallinde? faili. Ref mahallinde. Evet. Urife, şimdi bu cümle şöyle söylenebilir. Urife beraetü secini. Yani mahpusun suçsuzluğu öğrenildiği tarzında da söylenebilir. Evet. Burada gene naibi fail olur. Mastar burada cümle olarak naibi fail. Burada mastar tek başına naibi fail. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, daha önce gördüğümüz en yalnızca hani muzari fiilin önüne gelmez. Mazinin önüne de gelebilir. Mazi ya da muzari fiille birlikte zarf olan, bakın enin bir başka fonksiyonu var. Mesela kable, bade, zarf konusunda hatırlarsak işlemiştik bunları. Mesela bir şeyden önce, bir şey yapmadan önce falan gibi fiilin önüne pat diye kable veya bade gelmez. Önce bir mastara çevrilir. Kable en yektübe yazmadan önce veya bade en
yektübe yazmasından önce. Burada bakalım örneklerimize. Demek ki kable ve bade'nin arkasından en konuluyor ve doğrudan fiile bağlanmıyor kable ve bade. Araya en alarak bağlanıyor. Seakülü, ekeleye külü yedi. Seakülü, ben yiyeceğim. Taami, yemeğimi kable en ektübe vacibi. Ödevimi yazdıktan sonra. Ödevimi yazmadan önce. Ha, bade olsaydı ne olurdu? Aşağıda o da var. Seakülü taami, bade en ektübe vacibi. Ödevimi yazdıktan sonra, yazmamdan sonra yemeğimi yiyeceğim. Cümle bade ile de başlayabilir. Bade en vakafetit tilmizatü. Öğrenciler ayağa kalktıktan sonra, yani öğrencilerin ayağa kalkmasından sonra bede'ne enaşide. Bede'e başladı. Bede'ne kız öğrenciler olduğu için ne yazıyor burada? Bede'ne. Bede'nel enaşide maçlara başladılar. Evet. Bade en hadaratit tilmizatü. Kız öğrenciler geldikten sonra bede'nel enaşide maçlara başladılar. Evet. Burada da müzekker, bakın fiillerin durumunu görüyorsunuz ne gibi değişiklikler olduğunu. Bade en hadarat tullabu, failden önce gelen fiil değil mi? Ne oluyordu? Tekil oluyordu. Önünde en olması ya da bade olması durumu değiştirmiyor. Failden önce gelmiş. Kimin gelmesinden sonra? Öğrencilerin gelmesinden sonra. Öğrencilerin gelmesinden sonra bedeul enerjide maçlara başladılar. Evet. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet. Burada ne diyor arkadaşlar? Bade en hadarat tullabu bede'u tecaribe. Mesela kelimeleri değiştirerek bu şekilde cümleler oluşturabiliriz. Yani öğrencilerin gelmesinden sonra deneylere başladılar. Bade en vasalel üstazu, hocanın gelmesinden sonra bede'el hutbete, hutbeye başladı. Maza faalte. Bade en semi'te kelame validike, babanın, bakın muzaf-ı-lef var burada. Babanın sözünü, konuşmasını duyduktan sonra ne yaptın? Burada da evet, salla namaz kıldı. Sallel mü'minune, müminler namaz kıldı. Bade en etlenel müezzinu lissalati. Yani namaz için müezzin. Evet, müezzin. Namaz için ezanı okuduktan sonra, okuduktan sonra ya da okumasından sonra müminler namaz kıldı. Bir sonraki ekranımızı alalım. Evet, enninin ve enin, bakın mastar, müevvel mastar diyoruz. En ve enne ile yapılan kuruluşlara. Enin mastar olarak bir işlevi daha var onunla alakalı söyleyeceğimiz. Bu da oldukça önemli. Tefsir eni dediğimiz bir en. Çok önemli. Eğer en, emir fiilinin önüne gelirse, bu emir olumlu emir de olabilir. Yani emri hazır. Nehy hazır, olumsuz emir. Yani yap, yapma. Yaz, yazma. Eğer emirlerin önünde gelirse, bakın ne yapıyor o zaman? Mastara çevirdikten sonra temel cümleye diye. Bakın. En'i nasıl tercüme edeceğiz? Diye. Nokta nokta diye tercümesiyle bağlanıyor. Müfessele deniliyor bu en'e. Veyahut harfi tefsir deniliyor. Ardından gelen cümle de tefsir cümlesi oluyor. Bakalım. Nadeytü, nada bağırdı. Nadeytü bağırdım. En iclis. Bakın. Otur diye bağırdım. Bakın. En neyin önünde geldi? Emir fiilinin önünde geldi. O zaman bu en'e ne diyoruz? Tefsir eni, tefsir harfi diyoruz. Dolayısıyla diye tercüme ediyoruz. Mekmak diye tercüme etmiyoruz. Bu önemli. Mastara hani çevirip de mesi ması demiyoruz. Diye tercüme ediyoruz. Otur diye bağırdım. Mesela eşaret dabitu, dabit, zabit diye bize geçmiş polis, hatta. Subay. Subay, evet. Subay işaret etti. Enih cumu, heceme yeh cumu, emir nasıl gelir? Ühcum. Geçişten dolayı enihcum, vaveli bunun çoğul olduğunu gösteriyor. Hücum edin, saldırın diye
subay işaret etti. Evet, Şuara suresinden bir ayetimiz. Estağfirullah. فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِدْرِبْ بِاَصَاكَ الْبَحْرَ Fe akabinde evhayna, vahyettik. İlâ Musa, Musa'ya vahyettik. Darabe yadribu, emir nasıl gelir? İdrib. En idrib deyince ne olacak? Diye, vur evet. Diye. Vur diye, vur diye Musa'ya vahyettik. Bi asake asanla el bahra denize. Denize asanla vur diye Musa'ya vahyettik. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, sırada ismül cins, ismül vahde, yani cins isim, teklik ismi konularımız var. Cins ismi, yani bir cinsteki bütün varlıklara delalet ediyor. Mesela bakalım, şecerun, şecerun ağaç. Eğer ağaç cinsini kastediyorsak, arkadaşlar, cins ismi manasında buna ne diyoruz? Şecer. Ama mesela bir tane ağacı söyleyeceksek, şeceratün diyoruz. Yani o baştaki cins ismi şeceratün dersek teklik ismi yanına ta'yı merbuta alarak oluyor. Mesela yıldız cinsi dediğimiz zaman necmün. Yıldız cinsi dediğimiz zaman. Ama bir yıldız oradan göstereceğimiz zaman ne diyoruz? Necmetün diyoruz. Mesela semek. Semek balık. Balık cinsini kastediyorsak. Ama bir balık yedim mesela diyeceğiz. Ekeltü semeketen. Yani bir balık manasını kastediyor. Evet, aynı şekilde nemlün, karıncanın cinsi ama nemletün bir karınca. Efendim tüffahun elma, elma cinsi. Pek çok elma cinsi. Ama tüffahatün dersek bir elma. Varak yaprak, varakatün dersek bir yaprak. Mesela ekeltü semeken dersek balık yedim. Yani balığın cinsini yedim. Başka bir cins yemedim. Yani koyun eti, işte kuzu eti falan yemedim. Cins olarak ne yedim? Balık yedim. Ekel tüsemeketen dersek bir tane balık yedim. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, burada da ayet örneğimiz var. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eha adil. Zekera yeskuru. Emir nasıl gelir? Veskür. Vavınki baskın gelir. Veskür. Veskür eha adil. Esma-i Hamse'yi hatırladınız mı? Beş isim vardı. Evet. Muzaf olduğu zaman mansup durumunda elifle geliyordu. Ad'ın kardeşini zikret. İz, bir zamanlar veya zira, çünkü manasında iki türlü mana verilebilir. İz, enzera. Enzera uyardı. Enzera yunziri uyardı. Kavmehu, kavmini uyardı. Bil ahkafi, ahkaftaki kavmini. Hatırlarsak bir harfi ceri mekan isimlerinin önünde gelirse fi gibi tercüme ediliyor. De da gibi tercüme ediliyor. Bil ahkafi, ahkaftaki kavmini uyardı. Ve kad haletin nuzuru min beyni yedeyhi ve min kalfihi. Yani kad haletin nuzuru, uyarıcılar, nezirin çoğulu nuzur. Uyarıcılar gelip geçti. Hala gelip geçti. Hala uzatmadan sonra cezim gelirse o uzatma düşüyordu. Hala fiili bakın halet oldu. Haletil nuzuru, yani uyarıcılar gelip geçti. Min beyni yedeyhi. Min beyni yedeyhi tabir olarak ondan önce demek. Yani ellerinin arasındaki gibi oluyor ama öyle değil. Yani önce manasında. Ve min halfihi Ondan sonra, ondan önce ve ondan sonra pek çok uyarıcılar geçti. Ne diye geçtiler? En artı la, arkadaşlar dikkat. En artı la, ella yazıyor burada ya. Bu en artı la demektir. Şimdi en, olumlu emrin ya da olumsuz emrin başına gelince diye tercüme edilecek. Ella ta'budu, ibadet etmeyin diye demiş oluyoruz. En artı la. İllallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye ondan önce ve ondan sonra pek çok uyarıcılar geçti. Ne demiş başka peygamber? İnni ehafu aleyküm.
Ehafu, hafe, yehafu, yehafu o korkar. Ehafu, ben korkarım ya da korkuyorum, korkuyorum. Ehafu, aleyküm sizin üzerinize azabe yevmin azimin. Burası büyük. Bakın sıfat tamlaması yevmin azimin. Büyük gün. Büyük bir günün, günün azabından sizin üzerinize yani gelmesinden korkuyorum dedi. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet. Elem ahed ileyküm. Allah başlangıçta insanı hani uyardı. Elem ahed ahide ya'hedu. Bakın emretti, ahdetti manasına. Elem ahed. Cahtı mutlaka hatırlarsak. Ya. Lem ne yapıyordu? Muzarinin önüne gelince muzarinin sonunu cizim Gezmedi. Yapıyordu. Bir de üstelik maziye çeviriyordu. Elem ahed. Buradaki e de soru işareti. Soru harfi. Size emretmedim mi ileyküm? Ya beni Adem'e. Ey Adem'in çocukları size emretmedim mi? Ella ta'budu. Ella ta'budu. İbadet etmeyin. Nehi hazır burası. La tektub yazma. La tektubu yazmayın. La ta'bud ibadet etme. La ta'budu ibadet etmeyin. Nereden anlıyoruz öyle olduğunu? Nun düşmüş. Eğer normal muzari olsaydı la ta'budune yazardı. Değil mi? Buradaki nehi hazır. İbadet etmeyin diye size emretmedim mi? La ta'budu şeytane. Şeytana ibadet etmeyin diye emretmedim mi? İnnehu leküm. O sizin için, gerçekten de o sizin için aduvün mübin. Apaçık bir düşmandır. Burası sıfat tanımlaması. Ve eni abuduni. Bakın en. Geçiş yaparken abede ya'budu. Emir nasıl gelir? Übud. Übud ama geçiş eni abuduni. Yani emirlerin hemzesi vasıl yani geçilen hemze olduğu için. Ve eni abuduni. Bana ibadet edin. Haza bu sıratun müstakim. Dosdoğru yoldur. Evet. Diye emretmedin mi diyor Cenab-ı Hak. Evet. Buradaki ayetimize bakalım. Ve lekad ateyna Lokmanel hikmete. Lokmana hikmeti verdik. Ata verdi. Ateyna verdik. Ata aslında sonunda illet var ama zamir eklenerek okunuyor. Okuyabilmek için buradaki illete cezim ne yapıyor? Cezim veriliyor. Ateyna Lokmanel hikmete hikmet verdik. Enişkür lillahi. Bakın şükretmek. Şekere yeşkürden emir üşkür. Enişkür lillahi. Allah'a şükret diye. Bakın nimetlerin verilmesi sebebi görüyor musun? Şükret diye. Lokman'a hikmet verdik. Ve men yeşkür kim şükrederse sahip oldukları için yani. Fe innema yeşkuru li nefsihi. İnnema neydi? Ancak. Ancak. Yeşkuru li nefsihi. Kendi nefsi için, kendi için şükreder ancak. Ve men kefara ve kim inkar ederse, küfür ederse fe innallâhe gerçekten de Allah ganiyyün yani zengindir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Şükretsen ne olur, şükretmesen ne olur. Hamid övgüye layık olandır. Senin şükrüne ihtiyacı yok ama şükredeni arttırırım diyor. Bir başka ayette bunu söylüyor. İn şekertüm le ezidennekum. Eğer şükrederseniz size ziyade ederim. Yani nimetleri ziyade ederim. Evet, değerli izleyenler, kitabımızın devamında ayet örnekleri, cümle örnekleri, kitaptaki işlediğimiz konularla ilgili bol bol örnekler var. Sizden onları yazmanızı, birkaç kere o kelimeleri yazmamızı ve cümle içinde görmemizi tavsiye ediyoruz. Kısa bir aradan sonra yeni bir konuda tekrar görüşmek üzere. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Evet, sırada ismi alet konumuz var. Yani aslında bunlar teorik bilgiler görüyorsunuz. Kelimeler oluşturulurken hangi kalıplara göre verilmiş bunu öğrenmiş oluyoruz. Bir işin yapılmasında kullanılan aletlere bir takım vezinler yaparak onu üretmişler. İşte ismi zaman ve ismi mekanın mivinin ve üstünle bağlanmasına karşılık
ismi aletin mimi ne yapıyor? Esre ile bağlanıyor. Aradaki fark bu. Yani üç tane vezni var, üç tane kalıbı var. Sülasi malum ve müteaddi fiillerden türetilen ve semayı işitilerek bilinen üç vezni var. Tabii biz hangi vezne ait olduğunu bilemeyiz. Duyarak veyahut da sözlüklerden öğrenmek suretiyle. Üç vezin nelerdir? Gördüğümüz ismi aletler şu üç kalıbın içindendir. Bu da nedir? Mif'alun, mif'aletün, mif'alun. Gördüğümüz kalıplar bunlar. Şimdi mif'alun vezninden örneklerimize bakalım. Mesela berade, törpüledi demek. Mibrat, eğe. Mif'alun kalıbına sokarsak eğe. Mesela bu kelime bu şekilde türetilmiş. İşte nebera kaldırdı, yükseltti. Mif'alun kalıbına sokarsak mimber. Mimber. Bildiğimiz minber, evet. Saide, çıktı, yükseldi manasında. Yani çıkma, yükselme aleti bu kalıba sokunca ne oluyor? Mis'at, yani asansör, yükseltme aleti. Evet, mihcer bunun gibi arkadaşlar, mikroskop. Bakın, hep ismi aletlerin böyle mi diye başladığını görürüz. Mikla, tava, işte kap, matkap, mihlak, işte tıraş makinesi. Bir sonraki örneğimize bakalım. Ekranımıza bakalım. Evet, üç veznin ikincisi mif'aletün vezne ait. Mesela laika yaladı demek. Yalama aleti gibi düşünülmüş. Mil'akatün kaşık demek. Evet, taraka vurdu. Mitraka vurma aleti. Çekiç. Çekiç, evet. Kenese süpürdü mesela. Miknese, miknesetün yani tabii. Süpürge. Süpürge olmuş oluyor. İşte mirdaa, biberon, emme aleti. Mihfaza, çanta, koruma aletini getirir misin bana demiyoruz tabii. Artık o isimleşmiş çanta manasında. Evet. Minşefe, havlu. Mindade, masa. Yani hangi kalıplarda nasıl yapılmış onun teorik örneği. Evet. Mif'alun vezninden, bakın nazara baktı demek. Mif'alun vezninden minzar, dürbün demek. Evet. Fetaha açtı. Miftahun anahtar. Anahtar yani açan alet manasında. Vezenet tartı. Mizan terazi. Tartı aleti yani terazi. Bir sonraki örneği ekranımız. Evet, çok arkadaşlar bunlar. Yani kale ölçtü, mikyal ölçek. Mesela ra'a gördü. Görme aleti mir'at ayna. İşte keva dağladı. Mikvat ütü olmuş oluyor. Misbah lamba, mimhat silgi. Yani hep böyle mili başlıyor ismi aletler. Mim, evet, o şekilde başlıyor. Bazen ismi alet bu kalıpların dışından da istisnai olarak ne yapabilir? Gelebilir. Görüyorsunuz Arapçada böyle iller birkaç istisna olabiliyor. Evet, mesela nedir bunlardan? İşte şevketün çatal demek. Şevket. Çatal demek. Tabii şevket sadece çatal demek. Yani güç şey manası da var. İki manası var. Şevketün çatal. Efendim sikkin bıçak. Fesun balta. Kalemün mesela kalem yazma aleti. Evet. Şimdi Mısır Arap Dili Heyeti aletün kalıbının ismi alet için elverişli olduğunu belirtmiş. Mesela son çıkan bir takım aletler bu kalıpta türetiliyor. Mesela sellacetün faaletün. Mübalağalı ismi fail gibi değil mi? Evet. Sellacetün, buzdolabı. Buzdolabı, gassaletün, çok yıkayan, hani çamaşır makinesi, işte şevvaye, ızgara, çok et kızartma makinesi gibi. Evet, harramede blender olmuş oluyor. Bir sonraki ekranımıza bakıyoruz. Bunlarla ilgili cümle örneklerimiz var. Ekeler racülü adam yedi, ekeler racülü taame bilmil akati. Kaşıkla. Evet, adam yemeği kaşıkla yedi. Fetahatil mer'etül babe bil miftahi. Kadın kapıyı anahtarla açtı. Evet. Kenese süpürdü demek. Kenesnel arda. Yeri süpürdük. Bil mikneseti süpürgeyle süpürdük. Mikva neydi? Ütü. Hani dağlama aleti. Değil mi? Mikva. El mikva aletün hadisetün. Ütü,
yeni, yani modern, hadisetün modern demek, modern bir alettir. Son cümlemiz, vada'tu mihfazati, çantamı koydum, alel mindadeti, masanın üzerine koydum. Evet, sonrasında tekrar yeni bir konu ama bu sefer çok önemli bir konu. İsmi taftil konusu var sırada arkadaşlar. İsmi taftil ne demek? Önce şöyle bir Türkçeden hatırlayalım. Sülasi fiillerin sıfatlarından yapılan bir derecelendirme. Yani bir şeyin, bir vasfın diğer bir varlıkta daha çok olduğunu ya da daha olduğunu göstermek için türetilen isim. Yani iki şey arasında ortak fakat biri diğerinden üstün olan sıfatı bildirmek için kullanılıyor. Müzekkerler için ef'alu, müennesler için fu'la vezninde geliyor. Evet. Mesela arkadaşlar bakalım. Kebir ne demek? Büyük. Şimdi kebiri bu kalıba, ef'alu kalıbına sokarsak, tabii bu illeti artık görmüyoruz. Bu kalıba sokarsak, ekrem, hani üç ana harf demek oluyor. Onun başına ef ekleyeceğiz, e ekleyeceğiz yani. Kebirin başına ekber, daha büyük, en büyük. Kübra onun müennesi. Yani müzekkeri ef'alu, müennesi kübra. Fu'la. Kübra diye isim konuluyor değil mi? Hı hı. En büyük manasında. Evet. Sagir mesela küçük. Müzekker için daha küçük ya da en küçük yapmak için esgaru. Müennes için suğra diyoruz. Evet, bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Bununla alakalı değişik örnekler var. Evet, tavil uzun. Etval daha uzun müzekker için. Tuğla müennes için. Mesela cemil güzel. Daha güzel, en güzel, ecmeli. Onun müennesi cümle. Hasen, iyi. Ahsen, daha iyi. Hüsna da onun müennesi. Sadikun, doğru. Estaku, daha doğru. Sutka, müennesi. Nafiun, faydalı. Enfeu, daha faydalı. Nüf'a, müennesi. Kesir, çok. Ekseru, daha çok. Küsra, müennesi. Bir husus var arkadaşlar. Bakın, son iki kelime harfi aynı olursa, efendim arada böyle illet uzatması olursa nasıl bir şey yapılıyor? Dikkat edelim buna. Kalilun, şedidun. Bakın son iki harf aynı. Bu durumda ef'alu kalıbına nasıl sokuyoruz? Kalilun, ekallu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Okuyabilmek için yani ef'alu demiş olsak aklelu demiş olacaktık aslında. Hı-hı. Ama iki L yan yana gelince arada da bir harf olmayınca onu ne yapmışlar? Birleştirmişler, şeddelemişler ama okuyabilmek için kafa bu sefer hareket vermek durumunda olmuşlar. Ekallu. Mesela şedidün daha şiddetli demek için eşeddü diyoruz. Ekallu, eşeddü. Evet, öbürü de kulla, şütta diye geliyor. Bir sonraki ekranımıza alalım. Evet, mesela işte aliyün, yüksek demek, alin. Mesela a'la, daha yüksek. Ulya, onun müennesi. Semavatil ulya diye geçiyor mesela. Deniyün, aşağı manasında. Edna, daha aşağı. Dünya, onun müennesi. Dünya aşağı olmuş oluyor yani, en aşağı olmuş oluyor. Evet, sayı bakımından çekimini yapacak olursak, yani mesela diyelim ki ekberu daha büyük, ekberani iki daha büyük, ekberune daha büyükler. Onun müennesi nasıl geliyordu ekberu? Kübra. Onun tesniye yapılması kübra yani. Müennes çoğul yapılması kübreyatin tarzında geliyor. Evet, kübreyatün ötre hali olur. Evet. İsmi taftilin cümle içinde kullanılmasında arkadaşlar dikkat. Diyelim ki birisi birisinden daha işte güzel, büyük, işte çirkin, hiç fark etmez. Karşılaştırma söz konusu olunca
Bakın çok önemli burası. Mesela bu kebir değil mi? Büyük. Büyük. Falandan daha büyük diyeceğiz. O zaman ekberu min. Mesela Cemal ekberu min Ahmet. Cemal Ahmet'ten daha büyük. Evet. Sadece arkadaşlar mesela el ekber dediğimiz zaman en büyük hani olmuş olur. Mesela kebiratün müennes birini çok önemli burası. Karşılaştırma yapıldığında görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer karşılaştırma söz konusuysa müzekker müennes fark etmiyor. Kübra müennes kısmı kullanılmıyor. Mesela Ayşetü ekberu min Fatime deniliyor. Karşılaştırmada hep ef'alü min karşılaştırma söz konusu olunca. Müenneslik, müzekkerlik daha demek için söz konusu değil. Bu şaşırılabiliyor çünkü. Buna dikkat. Bir sonraki ekranımızı alalım. Evet, burada tekrar ediyoruz. Bakın ef'alü vezni kıyaslananların cinsiyetine, sayısına bakmaksızın ortak kullanılıyor. Mesela bakalım. Ene a'lemu minke. Ben senden daha çok biliyorum, daha bilgiliyim. Hiye ekramu minhu. O ondan yani o erkekten daha cömerttir. Kerim cömert, ekramu daha cömert. Daha cömert. Tüm ekberu minna. Onlar bizden daha büyük. Şimdi karşılaştırma için neymiş arkadaşlar? Min harfi cer kullanılıyor değil mi? Karşılaştırma. Kıyas yapılırken yani ister müennes, ister müzekker, ister sayı bakımından olsun, müfret, tesniye, cemi olsun hepsi için fula vezni değil. Hangisi kullanılıyor? Ef'alü vezni kullanılıyor. Bu çok önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakın bir iki örneğimiz daha var bu konuyla ilgili. El ilmu ilim enfe'u minel cehli. Cehaletten daha faydalıdır. Evet. Halidun ekberu min Bekrin. Halid Bekir'den daha büyüktür. Halidun a'lemu min Bekir. Halid Bekir'den daha bilgilidir. Bir sonraki ekranımıza bakalım. Evet, burada ve kitapta pek çok örnek var. Fatımetü bakın müennes olduğu halde ef'alü vezninden değil mi? A'lemu getiriyoruz. A'lemu min Ayşe. Fatma Ayşe'den daha bilgili. Efendim el medresetü müennes bir kelime olduğu halde bakın ne geliyor? Ekberu. Çünkü karşılaştırma yapıyoruz. Ekberu minel mektebeti. Okul kütüphaneden daha büyük. Evet. Tıfletün kız çocuğu. Et tıfletani iki kız çocuğu. Bakın dikkat eder misiniz? Tesniye olduğu halde karşılaştırma yapıldığı için hep ef'alü min geliyor. Yani et tıfletani esgaru minel veledi. İki kız çocuğu çocuktan, erkek çocuktan yani daha küçüktür. Mesela çoğul da getirsek bakın. Er-ricalu agna minen nisai. İşte erkekler kadınlardan daha zengindir. Emri benim işim. Es'abu min emrike. Senin işinden daha zordur. Şimdi bakın gördüğümüz gibi bir karşılaştırma yaptık. Falan falandan daha dedik. Şimdi bir falan falandan daha diyebiliriz. Bu ismi taftil konusunda. Bir de en büyük, en küçük karşılaştırma yapmadan. Mesela Allahu Ekber. Allah en büyüktür, en yücedir. Falandan filandan karşılaştırma söz konusu olmayınca direktman ef'alü vezni. Evet, ef'alü vezni yapılıyor. Yani karşılaştırma yapılmadığında, min harfi ceriyle kullanılmadığında daha doğrusu en üstünlük anlamı veriyor. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Allahu A'lemu, Allah en iyi bilendir. Hani alimler bir şeyin sonu derler ya, biz şöyle şöyle düşünüyoruz ama Allah en iyi bilendir, en çok bilendir. Evet, İsra suresinden 34. ayetimiz. La takrabu, la takrab yaklaşma, la takrabu sizler yaklaşmayın. La takrabu malel yetimi. Yetimin malına yaklaşmayın. Burası bakın neye yaklaşmayın? Mef'ul. Harekesi ne? Üstün. Aynı zamanda muzaf. El yetimi muzafun ile. Yetimin malına yaklaşma. İlla hariç. Ancak. Yani ancak yaklaşabilirsin. Bu fiilin tersi yani illa geldiği zaman. Billeti hiye ahsen. Ahsen. Ha sen güzel. Ahsen. En güzel. Min de olmayınca en diye tercüme edeceğiz onu, tamam mı?
en diye tercüme. Yani en güzel olandan başkasıyla olması hariç yetimin malına yaklaşmayın. Evet, bir sonraki ekran. Harfi tarif alan ismi taftil en üstünlük halindedir. Evet. Şimdi bu en üstünlük hali böylece mesela sıfat olabilir. Veya haber durumunda gelebilir. Karşılaştırma yapıldığında aranmayan bu uygunluk, hani tesniye falan filan önce karşılaştırmada aranmıyordu. Hani ne dedik? Ettifletani işte esgarı minel beledi mesela. Çekim olmadı. Ha, evet. Karşılaştırmada aranmıyor ama sıfat durumunda, en üstünlük durumunda aranıyor. Dikkat! Başında harfi tarif bulunan ismi taftil, ait olduğu isimle yani mevsufuyla her bakımdan uyum sağlaması lazım. Madem ki sıfat, değil mi? Sayı yani müfret, tesniye, cem konusunda, cinsiyet konusunda yani müzekkerlik, mühendislik gibi her bakımdan ne yapar? Uyuşur. Bakalım. Elbintül Kübra. En büyük kız. Görüyor musunuz? İşte mühendis bunun için öğrendik ve lazım. En büyük kız. Mesela en güzel isimler, Allah'ın en güzel ismi. İsmin çoğulu El Esma. Hani her cansız çoğulu tek bir müennes hükmündeydi. El Esma'ul Husna. Ahsen kullanılmadı, değil mi? Ahsen değil, hangisi kullanıldı? Müennes hali Husna. Evet, Hasen'in müennesi Husna. Fula vezninde yapılıyordu, değil mi? El Esma'ul Husna, en güzel isimler. Bakın. Firavun mesela ne diyordu kavmine? Ene rabbukümül a'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Çünkü burada da bakın el kullanıldı. Zamir almış isim marife ne demektir? Marife hükmündedir. Sıfatı da el takılı gelir. Evet. Halakal arda vessemâvâtil ulâ. Evet. Yeri ve gökleri yarattı. Yüce, en yüce, en yüce gökleri yarattı diyor. En yüce, en kelimesini veriyor. Kelimetullahi, Allah'ın kelimesi yani Allah'ın sözü. Bakın bunlar ayet arkadaşlar. Hiye, bakın burası aslında müpteda. Haber, haber eğer marife olursa, şimdi habere geçiyorum. Hani sıfat damlaması zannedilmesin diye arada ne geliyordu? Fasıl zamiri. Fasıl zamiri. Bu fasıl zamiri tercüme edilmiyordu. O zaman kelimetullahi, Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü el ulya yani. Hiyel ulya. En yücedir. En yüksek olandır. Humul ekramun. Onlar en keremlilerdir. En cömertlerdir. Hiye el mer'etül fudla. O en faziletli kadındır. Eftal kullanılmıyor da mer'etün söz konusu olduğu için değil mi? Fudla diyoruz. Huma o ikisi. Et-talibetanil fudla yani o ikisi en faziletli kız öğrencilerdir. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar efendim.